Duvon diyor. Secin Terraform duruşmasını ertelemeye çalışıyor. Burada hem bundan aynı zamanda Terra coinlerinden bahsedeceğiz ve bunların üstünde durmaya çalışacağız. En son biliyorsunuz piyasa çok ciddi sansasyon gösterdi. Bu noktada tabii ki Terra coinleri de ciddi ölçüde etkilendi. Bir kere bu noktada bir Bitcoin'i anlamak gerekecektir. BTC teknik yapı itibariyle anormal olmayan ama zamanlama bakımından garip diyebileceğimiz bir geri çekilme hareketi gerçekleştirdi. Enteresan bir olaydı yani aslında. Sonuçta belli seviyelerin üstünde mesela 4 saatlik EMA 50'nin altına bu kadar sert bir çakılma açıkçası garip bir düşüştü. Onu söylemek gerekecektir. Ama 4 saatlikteki EMA 200'ün üzerinde şu anda kalmayı başardı. Zaten 23.00 itibariyle yeni bir açılış gerçekleşecek. Ben videoyu çekerken de zaten 13 dakika var şu anda. Bu yeni açılışta 43.400'ler üzerinde çok büyük ihtimalle olacak olup 44.5 pozisyonlarını tekrar deneyecektir. Yani EMA 200 önemli bir pozisyondur. Ve şu anda kaybedecek gibi zaten gözükmüyor. Ama arada bu kadar keskin ve radikal denemeler yaptığı için Bitcoin, bu ne yazık ki altcoin'leri olumsuz etkiliyor. Evet. Bir yandan şöyle Lunge'a bir bakalım. Peki Lunge'da ne var ne yok diye görelim. Lunge'da da düşüşler söz konusu ama enteresan gibi görünen hususlardan bir tanesi düşmemiş. Yani diğer altcoin'lere göre çok sağlam bir şekilde kalıyor Lunge son hareketin ardından. Bakınız her ne kadar 12 pozisyonlarına kadar çakılsa bile bu son geri çekilme hareketinde üzerinde kalmayı başarıyor. Eğer alım yapmak isteyen varsa bence şu anda alım için uygun diyebileceğimiz bir pozisyondadır. Çünkü son çakılmaya rağmen fiyatları belli seviyenin üstünde kaldı. Önemli bir seviyenin üstünde kalmayı başardı. Ve an itibariyle de daha fazla BTC'de ya ara ara tabii ki sarsmalar olacaktır muhakkak ama hiç değilse sert çakılmalar, dökülmeler vesaire şu an için beklemiyoruz diyebilirim. Durum bu şekildedir. Ve 12 pozisyonlarının üzerinde şu anki BTC hareketleriyle beraber Lunge'da emin ellerde gibi gözüküyor. Durum bu şekilde. Son düşüşte de dediğim gibi fena bir şekilde performans göstermedi. Muhtemelen yeni açılışlarda yukarı halli olacaktır. Ben Lunge'un piyasa ilerlediğinde BTC tekrar kafayı kaldırdığında bu sefer güzel bir performans göstereceğini düşünüyorum kesinlikle. Çünkü şu anda hem hareketlerinin tamamının BTC ile korelasyonuna baktığımızda düşüşler noktasında doygunluğa ulaştı gibi gözüküyor. Bakalım hepimiz göreceğiz. Ama hala tam anlamıyla bir rally için piyasanın tamamı gibi tabii ki de hazır değil. Fed'in faiz indirimlerini beklemek gerekecektir diye düşünüyorum. Şöyle devam edelim bir yandan. Mesela USDC'ye bakalım. Ne var ne yok diye. Evet, USDC gördüğünüz gibi fena ilerlemiyor. Tabii artık bu kadar olayın ardından 2,4 sent gibi bu çok önemli ve güçlü bir destek noktasına geri çekildiği için tabii haliyle tekrardan pozitif bir şekilde kalkış gerçekleştiriyor. Almak isteyenlerin 2,4 pozisyonlar için yani pozisyonları almak isteyenler için ideal bir alım noktasıydı aslında. Şu anda iş devam ettikçe 3,5 3,5 sentlere kadar USDC yükselişinin gidişatı söz konusu. Lunge USDC'ye kıyasen daha iyi bir alım fırsatı vermektedir ama 3,5 sent gibi pozisyonların kırılması için BTC'nin ekstra çabasına ihtiyaç duyulacak gibi gözüküyor. Luna'ya bir bakalım. Luna'da ne var? Evet. EMA 200'e kadar düşmüş. Luna'da bir alım fırsatından bahsedebilmek için anca EMA 200'e kadar bir çekilmenin
beklenebileceğinden bahsetmiştik. Tam da oraya kadar çekilmiş zaten. Bu şartlar altında alım yapmak isteyen, yani yine bu 60 sent civarından alım yapabilir. Önermiyorum ben Luna'yı. Patlak bir kripto para birimidir, yani boştur. Terra'nın eski CEO'su Do'nu temsil eden avukat, ABD mahkemesinden Karadağ'dan ne zaman iade edileceğini bilmediği için kendisine ve eski şirketine karşı gerçekleşecek olan SEC davasını ertelemesini istedi. İlk olarak Inner City Press tarafından tespit edilen dosyaya göre avukat ülkedeki iade işlemlerinin planlandığı kadar hızlı ilerlemediğini ve müvekkilinin Şubat veya Mart ayına kadar ABD'de olamayacağını bildirdi şeklinde ifade ediyor. Evet. Ya burada tabii adam paçayı yırtamadı. Başta iade talebi bozuldu, işte şu oldu, bu oldu. Ama günün sonunda yine geldiler, döndüler aynı noktaya, yine geri döndüler diyebiliriz. Yani diyorum ya, yapılabilecek çok fazla bir şey yok bu konuda. Yani ne diyebilirsiniz ki? Adamın zaten oraya iade edileceği belliydi. Hala belli. İade edilecek yani. Ama erken, ama geç. Kaldı ki bir de davayı kaybettiler. Yani Terraform Labs en son biliyorsunuz SEC bu menkul kıymet davasını kaybetti. Oradan Duvol'u iyice zaten patlatacaklar. Tabii Duvol'la artık Terra'nın ya da Terra Classic'in, özellikle Terra Classic'in bir bağı bulunmamaktadır. Birebir de herhangi bir şekilde görev almamaktadır Duvol. Mahkeme duruşmayı ertelemeyi reddetmesi durumunda Von'un avukatı yokluğunu ve ifade verememesinin adaletsiz bir karar olduğu konusunda ısrar edebilir. Şu anda duruşmanın Ocak ayı sonunda başlaması planlanıyor. Von iade süreci avukatının Karadağ Yüksek Mahkemesi'nin ABD veya Güney Kore'ye iade etme kararına başarılı bir şekilde itiraz etmesi ve Temiz Mahkemesi'nin usule ilişkin sorunlar nedeniyle yeniden yargılama kararı vermesi nedeniyle ertelendi. Hem Von hem de SEC yasal anlaşmazlıklarında özet karar başvurusunda bulundular. Ve ikisi de karşı tarafın kendisini gerekli kanıtları sunarak savunamadığını öne sürerek duruşmaya gerek duyulmaksızın kendi lehlerine karar verilmesini talep etti diye. Yani süreç takip edilecektir ama dediğim gibi sonuçta artık Duvol'la alakalı çok fazla kafa patlatılmasına gerek yok. Zaten herifin ne olduğu da belli. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.